En dikkat çeken standlarından bir tanesindeyiz. Erzincan'ın standında ilin İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Metin Çankaya ile birlikteyiz. Kendisine Erzincan turizmle ilgili birkaç soru soracağız. Erzincan'ı biraz daha yakından tanımaya çalışacağız. Sayın Müdürüm, öncelikle Emit Fuarı'ndan beklentilerinizi öğrenebilir miyiz? Efendim, Emit Fuarı'nda biz ilk defa katılmıyoruz. Yaklaşık 15 yıldır sürekli katılıyoruz. Burada bizim amacımız tanıtım. Özellikle Erzincan'ımızın turizm potansiyelini vurgulamak. Ayrıca yöresel ürünlerini tanıtmak. Bizim burada beklentimiz gerek uluslararası düzeyde gerekse ulusal düzeyde Erzincan'ın bilinmeyen yönleriyle ortaya çıkarmak. Turizm dışında ne gibi tanıtım faaliyetlerinde bulunuyorsunuz? Onlarla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz? Elbette. Bu anlattıklarımız tabii işin turizm kısmı. Bir de kültür kısmı var. Kültürel bazda da biz Erzincan'ımızın tarihi eserlerini, yapılan kültürel çalışmaları, kazı çalışmaları var. Onları tanıtmaya çalışıyoruz. Kültürümüzü, folklorumuzu tanıtıyoruz. Bunun yanında yöresel ürünlerimize yer veriyoruz. Yani Erzincan tulum peyniri ki Türkiye çapında marka bir peynir çeşididir. Biz bu peynir çeşidimizi tanıyoruz. Gene tanıtıyoruz. Gene Erzincan bakır el sanatları doğuş itibariyle Erzincan'a ait olup halen Erzincan'da 15-20 atölyede devam eden bir bakırcılık işimiz var. Tabii Erzincan bakır adı altında başka şehirlerde bunu üretiyor. Hani biz marka olmamızdan dolayı övünç duyuyoruz ama biz de ayrıca diyoruz ki bu işin kaynağı Erzincan'dır. İyisini gelin Erzincan standında görün diye. Yani bu anlamda efendim işte balımız, cevizimiz, dutumuz, pekmezimiz bu çeşit yöresel ürünleri de aynı zamanda bu fuarda tanıtmış oluyoruz. Markalaşma anlamında çalışmalarınız var mı? Elbette markalaşma anlamında var. Mesela biraz önce söylediğim tulum peyniri markalaşmış bir ürünümüzdür. Erzincan bakırı hakeza öyle. Ancak onun yanında yine mesela cimin üzümü denilen bir üzüm çeşidimiz var ki bu sadece Erzincan'da yetişiyor. Siyah, üzeri bulutlu, yemesi çok hoş ve şeker oranı hemen hemen sıfır derecede olan bir ürünümüz var. Bunun da yine Erzincan marka ürünlerinden biri. Yine gıdasal anlamda mesela Erzincan beyaz fasulyesi, o da marka ürünlerimizden. Erzincan kemah tuzu, yani dünyada 4. sıraya alan hem tadı hem de içindeki maddeler anlamında faydalı olarak, yani dünyanın 4. faydalı ürünlerinden biri kemah doğal tuzu. Tabii biz bütün bu ürünlerimizi markalaştırarak Türkiye'mize ve dünya olarak, yani ulusal düzeyde, uluslararası düzeyde tanıtmaya çalışıyoruz. Efendim, Erzincan'la ilgili bir sürü üründen bahsettiniz. İşte özellikle gıda ile ilgili ürünlerden. Bu ürünleri tanıtmak için birçok yol ve yöntem var. Bunlardan bir tanesi mesela fotoğraftır. Hani biliyorsunuz, fotoğrafta gördüğünüz bir şey aklınızda kalır, asla unutmazsınız. Bir diğeri de PR çalışmasıdır veya haber çalışmasıdır. Ki bu şekilde daha geniş kitlelere ulaşırsınız. Onların aklına girersiniz, algı yaratırsınız. İşte leblebi deyince mesela akla Erzincan gelir. Ama şu anda mesela Çorum geliyor. Buna yönelik bir stratejiniz var mı? Mesela bir fotoğraf çalışması profesyonel anlamda turizm içerikli yaptınız mı? Biz fuarlarda sadece bu anlamda değil, biz tanıtım materyali olarak da, yani CD'ler, broşürler, afişler, bu tür şeyleri sürekli çıkarıyoruz, yeniliyoruz ve bunu sadece fuarlarda değil, hemen hemen yılın 12 ayında sürekli olarak dağıtımını yapıyoruz, tanıtımını yapıyoruz. Gerek ulusal düzeyde televizyonlarda, gerekse yerel anlamda bu markalaşmayı, bu ürünlerimizi görsel anlamda da destekliyoruz, evet. Tanıtımla ilgili teknolojiyi kullanmayı düşünüyor musunuz?
Efendim, bütçemiz imkanları doğrultusunda biz bunları yapmaya çalışıyoruz elbette. Yani bizim o dediklerinizin hepsini bir anda yapamıyoruz tabii. Belli bir bütçe var müdürlüğümüzün veya valiliğimizin. Bu bütçe imkanları doğrultusunda bu tür tanıtım faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Biz vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz Turizm Report olarak. Umuyoruz ki bu röportajın da Erzincan'ın tanıtımına kısa ve öz bir katkısı olur. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.